Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne işlemiştik önceki derste? Ototrof ve heterotrof hipotezinden bahsettik. Heterotrof hipotezi sonucunda atmosfere oksijen gazının verilmesiyle neler gerçekleşiyor? Sudan karaya geçişte açıklanması gereken sorunlardan bahsetmiştik ve sosyal evrim, anorganik ve organik evrimden bahsetmiştik. Şimdi geliyoruz Darwin ve Lamarck'ın görüşlerine. Arkadaşlar ilk önce Lamarck'tan bahsetmek istiyorum. Lamarck'ın görüşleri, evrimle ilgili olan görüşleri nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Şöyle sayfamızı değiştireyim. Lamarck'ın görüşleri. Arkadaşlar Lamarck diyor ki canlıların diyor sonradan kazandığı özellikler genlerine aktarılarak ileriki nesillerde ortaya çıkabilir diyor. Yani Lamarck diyor ki çevrenin etkisiyle oluşmuş bir özellik varsa bu özellik yavru bireylere aktarılır. Aslında birazcık genetiğe aykırı şeyler söylüyor arkadaşlar. Lamarck 1809 yılında Zoolojinin Felsefesi adıyla bir kitap yazmıştır arkadaşlar. Burada da bahsetmiştir. Şimdi 1865'lerde de zaten kalıtım bulunuyor. Hani Mendel 1865'lerde buluyor kalıtımı. Kalıtım henüz bilinmediği için Lamarck'ın bu şekilde söylemesi oldukça normal. Lamarck işte diyor ki bir canlı diyor sonradan kazandığı bir özelliği yavru bireylere aktarır diyor. Mesela günümüzden örnek vereyim. Diyor ki eğer bir birey basketbol oynayarak boyunu uzatmışsa o bireyin yavruları da onun boyuna gelebilir. Hiçbir şey yapmasa bile. Çünkü bu genlerini aktarılır. Genlerinden de hani gen kavramı falan zaten o zaman yok ama ben şimdiki dilimizle söylüyorum. Bu şekilde yavru bireylere aktarılır diyor. Yani Lamarck'a göre arkadaşlar durum bundan ibaret. O zaman Lamarck'ın görüşünden ilkini yazalım. Lamarck kalıtımdan önce yani kalıtımın bulunmasından Mendel'den önce yaşadığı için işte o zamanlar çalışmalar yaptığı için henüz genden işte kalıtımdan haberi yok. O yüzden de bu şekilde görüşler ortaya atmış olabilir. Diyor ki sonradan kazanılan değişiklikler yeni nesillere aktarılırken evrim gerçekleşir. Yani diyor bu hem gelecek nesillere aktarılıyor hem de bunlar da değişikliğe uğruyor diyor. Yani evrim geçiriyor diyor. Bu şekilde evrim olayı gerçekleşiyor. Şimdi Lamarck'ın iki tane fikri var arkadaşlar. Lamarck'ın iki tane fikri var. Şöyle yazalım. İki fikri vardır. Nedir bu fikirler? Bunlardan birincisi kullanmama hipotezidir. Bir, kullanmama hipotezi. Lamarck'a göre bir canlı bir organını kullanıyorsa o organ gelişir, büyür. Bir canlı bir organını kullanmıyorsa o organ gelişmez arkadaşlar. Mesela diyor ki suda yaşayan işte balina ve yunusların ön üyeleri su içinde yaşadıkları için yüzgece dönüşmüşlerdir diyor. Yani eğer karada yaşasaydı ayağa dönüşecekti diyor veya kola dönüşecekti diyor. Yılanların diyor ayakları, işte tavukların kanatları kullanmadıkları için bunlar körelmiştir diyor. Kullanıp kullanmama hipotezi buna bağlıdır arkadaşlar. O zaman yazalım. Şöyle diyoruz. Canlıların kullanılan organları gelişir. Kullanılmayanlar körelir. Yani hipotezine göre bu kullanıp kullanmama hipotezine göre örnek verelim. Örnek olarak balina ve yunusların ön üyeleri suda yaşadıkları için yüzgece dönüşmüştür. Veya işte hani bu kullanmayla ortaya çıkıyor. Kullanmamaya baktığımız zaman yılanların ayakları vardı aslında diyor ama kullanmadıkları için ne olmuştur? İşte yok olmuştur demek istiyor arkadaşlar. Tavukların
kanatları kullanmadıkları için körelmiştir. Kullanmadıkları için körelmiştir diyor. Evet, birinci hipotezimiz bu. Evet, Lamarck'ın ilk hipotezi. Diğeri de arkadaşlar, hani az önce bahsettim ya, kazanılan değişiklikler işte yeni nesillere aktarılırdı. İkincisi de bu, kazanılan karakterlerin kalıtımı. O zaman şuraya yazıyorum, 2 diyorum. Kazanılan karakterlerin kalıtımı. Arkadaşlar, kazanılan karakterler nasıl kalıtılıyor? İleriki nesillere nasıl aktarıyor? Şöyle diyor. Diyor ki Lamarck'a göre canlılar, bu hani organlarını kullanıyorlar ya, organlarını kullanarak kazandıkları ve kullanmayarak kaybettikleri özellikleri diyor oğul döllere geçer. Çünkü o zaman kalıtım diye bir şey yok. Hani ben burada kalıtım falan diyorum ama bu sonradan hani açıklanan, biraz daha basitleştirilmiş hali diyebiliriz. O zaman işte genetik yok, kalıtım yok. Bu yüzden de genlerle ilgili herhangi bir bilgi yok. Varsa bile, hani diyelim ki biz bilmiyoruz, varsa bile çok basit düzeydedir büyük ihtimal. Bunlar diyor kaybettikleri özelliklerini, kazandıkları özellikleri oğul döllere aktarır diyor. Arkadaşlar, bu şekilde mesela örnek vereyim bunu. Yılanlar diyor dar yerlerden geçebilmek için süründükleri için ayaklarını kaybettiler ve yavruları da ayaksız doğdu. İşte bakın, yani böyle bir teori ortaya, teori demeyelim, hipotezi ortaya atıyor arkadaşlar. O zaman yazalım. Canlılar ya da canlıların kullanarak kazandıkları ve kullanmayarak kaybettikleri özellikleri oğul döllere geçer. Oğul döllere geçer. Arkadaşlar, bir de Lamarck benim az önce verdiğim örneğin bir benzerini vermiş tabii ki. Diyor ki zürafalar diyor ilk doğduklarında boyunları kısaydı. Ama işte ağaçların yukarısında bulunan yapraklara ulaşabilmek için sürekli zıpladılar ve boyunları uzadı. Bu boyun uzaması sonucunda da işte yavru döllerine aktarıldı diyor. İşte veya işte diyor ki yılanlar diyor işte dar yerlerden geçebilmek için süründüler ve bu yüzden ayaklarını kaybettiler. Bu ayaklarını kaybettikleri özellik yavrularına da aktarıldı diyor. Şimdi bunları yazayım. Daha sonra bunun bir deneyle nasıl çürütüldüğünü anlatacağım arkadaşlar size. İlk önce yazayım örneklerini. Diyor ki zürafaların boyunları kısaydı. Ağaçların yukarısında bulunan yapraklara ulaşabilmek için zıpladılar. Boyunları uzadı. Bu özellik yavrulara aktarıldı. Dediğim gibi, hani o zaman kalıtım bilgisi yok, genetik bilgisi yok. Bunları söylemeleri gayet normal. Şimdi bundan sonra arkadaşlar şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bakın, koskocaman bir fakat yazıyorum buraya. Fakat veya ama. Fakat yazdım bu arada. Fakat. Açıklamamız var. Nedir bu açıklama? Arkadaşlar, biz bir şey öğrendik. Modifikasyon. Sonradan kazanılan karakterler sadece vücut hücrelerinde meydana geliyor. Bakın, vücut hücrelerindeki meydana gelen değişimlere biz ne diyoruz? Modifikasyon diyoruz. Modifikasyon sadece o kişide görülür ve yavru döllere aktarılamaz. Ve böylece ne oldu aslında? Lamarck'ın görüşleri tamamen çürütüldü arkadaşlar. Ayrıca bir deney daha var, onu da söyleyeceğim. İlk önce bu fakatın açıklamasını yapalım. Sonradan kazanılan özellikler sadece o bireyde görülür. Çünkü değişiklik vücut hücresinde meydana gelir.
Vücut hücresinde meydana gelir. Meydana gelir. Bu olaya modifikasyon denir. Modifikasyon denir. Evet. Modifikasyonu açıkladığımıza göre çürüten deney de söyleyeyim. Arkadaşlar, Weismann dediğimiz Alman bir bilim insanı var. Bu Alman bilim insanı 20 döl boyunca farelerin kuyruklarını kesmiş. 21. dölün yine kuyruklu olduğunu görmüş ve böylece ne yaptı? Tabii ki Lamarck'ın görüşlerini çürüttü arkadaşlar. Alman bilim insanı Weismann 20 döl boyunca 20 döl boyunca farelerin kuyruğunu kesti. Farelerin kuyruğunu kesti. Ve 21. dölde yine kuyruklu fare oluştu. Kuyruklu fare oluştu. Böylece aslında sonradan kazanılan özelliklerin nesillere aktarılmadığı gözlenmiş oldu. Bir özelliğin ileriki nesle aktarılabilmesi için üreme hücresinde bir mutasyonun meydana gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani değişiklik üreme hücresinde olmalı ki spermde ya da yumurtada ona göre ileriki nesillere aktarılsın. Vücut hücrelerinde gerçekleşen değişiklikler sadece bizlerde kalır, yavru döllere aktarılmaz, unutmayalım. Evet, Lamarck anlattığımıza göre şimdi geçiyoruz Darwin'e. Darwin birazcık uzun sürecek. Bu video biraz uzayabilir. Şöyle ben hangi renkle yazmışım? Kırmızı ile yazmışım. Darwin'in görüşleri diyorum. Darwin'in görüşleri. Şimdi arkadaşlar, Darwin aslında Lamarck'ın öğrencisidir. Hani birlikte çalışmalar yapmışlar ama Darwin daha sonra araştırma yapmak için Galapagos adalarında, işte Yeni Zelanda'da, Avustralya'da 5 yıllık bir araştırma yapmış. Hem biyolojik bir araştırma hem de jeolojik araştırma yapmış. Ve Darwin özellikle bu gezide İspinos kuşlarını incelemiştir. İspinos, Galapagos adalarında arkadaşlar, Avusturya değil, Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da. Bu araştırmalar sonucunda da bazı sonuçlara varmıştır tabii ki. Kuşlarda ispinos kuşları aslında aynı türe aitler ama görünüş olarak farklı özelliklere sahipler. Bu özelliklerin neden farklı olabileceği hakkında fikir yürütmüştür ve bazı görüşler ortaya koymuştur arkadaşlar. Şimdi biz bu görüşleri işleyeceğiz. İlk önce şöyle yazalım. Darwin. Galapagos adalarında, özellikle Galapagos adaları ünlüdür arkadaşlar. Çok duyarsınız evrimle ilgili. Galapagos adaları, Yeni Zelanda ve Avustralya'da 5 yıllık bir inceleme yapmıştır. Neyi incelemişti? İspinos kuşlarını incelemiştir. Bu arada hem oradaki canlıları inceliyor, özellikle ispinos kuşlarını, hem de jeolojik olarak, yani yaşadıkları yeri de inceliyor arkadaşlar. Buna göre bağlantı kuruyor. Ve Darwin tür içerisinde bazı özelliklerin veya belirli özelliklerin bireylerin seçilerek çoğaltılmasının veya diğer bireylerin popülasyonlardan ayıklanmasının evrim değişmelerine sebep olduğunu söylemiş arkadaşlar. Böyle bir sonuca varmıştır ve bununla ilgili bazı fikirler ortaya atmıştır. Şimdi bu fikirleri yazalım. Bakın, Darwin'in fikirleri diyorum. Ya da Darwin'in bulduğu sonuçlar da diyebiliriz. Bulduğu sonuçlar. Bunları yazayım, daha sonra hepsini teker teker açıklayacağız. Diyor ki, birincisinde arkadaşlar, diyor ki türe ait bireyler geometrik besin ise aritmetik dizi şeklinde artar. Aritmetik dizi şeklinde. Şimdi ne demek istiyor? Diyor ki ortamda besin bol miktarda varsa
birey sayısı aritmetik bir şekilde artar demek istiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir açıklama yapmış. Artan birey sayısına arkadaşlar eğer ki besin yetmezse diyor, bu sefer ne olacak? Canlılar arasında bir mücadele başlayacak ve bunun sonucuna varıyor. Diyor ki artan bireye besin yetmezse, aralarında rekabet başlar. İşte bu rekabetin sonucunda da ne olacak? İşte rekabeti kazananlar ortamda kalacak. Kazanamayanlar ne yapacaklar? Ortamdan elenecekler. İkincisinde diyor ki tür sayısı, bakın tür sayısı sürekli artarken popülasyona ait birey sayısı sabittir. Çünkü neden? Doğal kaynaklar sınırlıdır diyor. Bakın tür sayısı artarken popülasyona ait, bunu da açıklayacağım ne olduğunu, popülasyona ait birey sayısı sabittir. Çünkü doğal kaynaklar sınırlıdır. Yani şöyle demek istiyor arkadaşlar. Tür nedir? Çeşitliliktir, değil mi? Diyor ki çeşitlilik artıyor, yani A, B, C, D, E, F gibi işte çeşitlilik artıyor. Ama A popülasyonundaki birey sayısı sabit. B popülasyonundaki birey sayısı sabit. Neden? Çünkü doğal kaynaklar sınırlı. Doğal kaynaklar belirli bir sınıra geldiği zaman artık aralarda rekabet başlar ve bireylerin ölümü gerçekleşir arkadaşlar. Bundan bahsetmek istiyor. Üçüncüsünde diyor ki, bir türün bireyleri arasında kalıtsal varyasyonlar vardır. Nedir varyasyon? Çeşitlilik. İnsanların her birinin birbirinden farklı olmasını düşünün arkadaşlar. Bunlar nedir? Çeşitliliktir. Bu çeşitlilik, bakın bu varyasyonlar türün yaşama ve üreme şansını artırır. Hatırlayın biz mayoz bölümünde ne dedik? Mayoz ve şeyli üreme için türün veya bireyin yaşama şansını artırır dedik. Çünkü çeşitliliğe sebep olur. Bu çeşitlilikte arkadaşlar yaşama ve üreme şansını artırıyor. Yazalım o zaman. Bir türün bireyleri arasında kalıtsal varyasyon vardır. Kalıtsal varyasyon yani çeşitlilik. Çeşitlilik vardır. Bu varyasyonlar türün üreme ve yaşama şansını artırır. Diyor. Evet, 3 tanesini açıkladık. Gelelim bir diğerine. Diyor ki arkadaşlar, değişen çevre koşullarına ayak uyduranlar yaşarlar. Uyduramayanlar ise evet ölürler diyor arkadaşlar. Bu olay diyor çevrenin belirlediği bir ayıklamadır. Yani biz buna ne diyoruz? Doğal seleksiyon, doğal seçilim diyoruz arkadaşlar. O zaman yazalım. Dördüncüsünde şöyle yan tarafa geçtim. Dördüncüsünde diyor ki değişen çevre koşullarına ayak uyduranlar yaşar. Uyduramayanlar ne biçim bir kelime ya? Ölür. Bu çevrenin bir ayıklamasıdır. Biz buna ne diyoruz? Doğal seleksiyon. Bunların her birini teker teker açıklayacağım bu arada. Doğal seleksiyon. Gelelim beşincisine. Arkadaşlar diyor ki canlılar diyor belirli bir çevreye karşı uyum sağlayabilirler diyor arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? Adaptasyon diyoruz. Uyum sağlayarak peki ne yapıyorlar? Yaşama şansını artırıyorlar. Bu olaya da adaptasyon olayı denir. Yazalım. Canlıların belirli ortam şartlarına ayak uydurmasına
ayak uydurmasına adaptasyon denir. Adaptasyon denir. Evet arkadaşlar, şimdi bu olayları verdikten sonra size kısaca özetlemek istiyorum. Yani diyor ki bakın, varyasyon. Varyasyon neydi? Çeşitlilik. Eşeyli üreme. Mutasyon. Mutasyon. İzolasyon. İzolasyondan da bahsedeceğim. İzolasyon. Bunların her biri bir araya geldiği zaman ortaya ne çıkıyor? Kalıtsal varyasyon çıkıyor. Kalıtsal varyasyon. Yani ileriki nesillere aktarılıyor. Daha sonra arkadaşlar, burada ortama uyum sağlayanlar yaşıyor, sağlayamayanlar ölüyorlar. Biz burada ne diyoruz? Doğal seleksiyon. Doğal seleksiyon. Sonra bakın, doğal seleksiyon sonucunda adaptasyon oluşuyor. Adaptasyon. Bunun sonucunda da yeni tür oluşuyor arkadaşlar. Yeni bir tür. Daha sonra bu yeni tür şuradaki olaylara tekrardan başlıyor bakın. Bu yeni tür varyasyonlar geçiriyor. Eşeyli üreme yapıyor. Mutasyonlar geçiyor. İzolasyon sağlıyor. Şu döngü tekrardan başlıyor. Yeni türler sürekli oluşuyor. Şimdi buraya kadar isterseniz burada kalalım. Bundan sonra ben size izolasyondan, evrimleşmenin temel ilkelerinden, daha sonra şişe boynu, dar boğaz etkisi, genetik sürüklenme, kurucu etki, gen akışı, bunun gibi bir sürü şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Seleksiyon tiplerinden bahsedeceğim. O yüzden bu videoyu daha fazla uzatmayayım. Bir sonraki videoda bu anlattığım özellikleri birazcık daha detaylandıralım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.